Babam büyük sıkıntılar içerisinde beni okutuyor. Yer bulamıyoruz. Oraya götürüyor, buraya götürüyor, sırtında taşıyor. Koyununu satıyor, bana harçlık yapıyor. Ben babama katkı sağlamalıyım. Babama destek olmalıyım diye düşünüyordum. Babam artık karar vermiş, paralı yatılıya verecekti. Ve ahırındaki 12 koyundan 10'unu satıp götürecekti, bunu söylemişti. Babam koyunlarını satmasın diye parasız yatılıyı kazanmam gerekiyordu. Yatılı sınavları oldu, köye gittim. Bütün herkesin sınav sonuç belgeleri geldi, benimki gelmedi. Dolayısıyla kazanamadım diye üzüldüm ve Horasan'a gittim tekrar o ara. Belge gelmemiş. Çok üzüldüm, bir hafta falan böyle ağladım. Köye de dönemedim üzüntümden dolayı. Sonra babam geldi, babam bana sarıldı. Oğlum dedi, önemi yok, nasiptir. Ben koyunları satar götürürüm, sen rahat ol. Sen okulu birincilikle bitirdin. Vardır bir hayır bunda. Sonra babam düz oldu ve 10 koyunu aldı Horasan'a, benimle beraber götürdü. Hayatımın en zor yolculuğudur. Gittik Erzurum'a. Paralı yatılıya götürdü beni. İşte vezne kayıt yaptırdı. Vezne darap. Ben dedi bak bir yıllık parasını da peşin vereceğim dedi. Taksit ödeniyormuş. Birçok çocuk sahibi işte taksit olarak ödüyormuş. Bir daha gelemem. Köyümüz uzak dağda. 10 koyunun birini harçlık yaptı. Kendisine ve bana. 9 koyunun parası ancak yetti. Verdi paralı yatılı. 2 ay geçmişti ki Abdurrahman Teber müdürümüzün adıydı. Necati Demirci de müdür yardımcımız. Dedi ki oğlum sen neden parasız yatılıda kalmıyorsun? Hocam ben kazanamadım dedi. Ya olur mu dedi, listede senin dedi üst sıralarda ismin zaten. Niye kayıt yaptırmadın? Hocam bana belge gelmedi, ben bilmiyorum. Oğlum kaydın son haftası dedi, bak yedekler alınacak yoksa. Hemen dedi sen dedi, babanı haberdar et. Babama telefon ettim. 15 gün ancak geldi babam. Nasip'te de var ya, kayıtları uzattılar bir hafta daha. Babam yetişti ve kaydımı sildirdi oradan. Parasız yatılıya kayıt yaptıracağız. Helallik istedi veznedardan ve paranın geri kalanını alacak. Adam dedi ki, Seyfullah abi dedi, 9 koyundan ikisi gitti. Çıkardı 7 koyunun parasını. Babam ona şunu sordu. Dedi ki, harçlığı olmayan, taksidini ödeyemeyen çocukları iyi biliyorsun değil mi? Dedi ki, bu parayı sana emanet olarak bıraksam tamamını. Harçlığını ödeyemeyen çocukların harçlıklarına adil bir şekilde en ihtiyacı olandan başlayarak harcar mısın? Abi sen ne diyorsun dedi, bu çok büyük. Büyük para. Ya dedi, ben zaten bu parayı gözden çıkarmıştım. Ben gelecek 3 yılın 30 koyunundan kurtuldum. Hani neden o belge gelmedi, Nurullah'ın belgesi? Çünkü bu koyunlar bu çocukların rızkı. Allah bana sattırdı ki bunları onlara vereyim zaten. Veznedar böyle durduğu yerde gözlerinden yaşlar geldi. Kalktı babamın boynuna sarıldı. Ben böyle babamın elinden tuttum. İmam Hatip'e doğru yürüdük. Elini bırakamıyorum. Baba sen ne yaptın yani diyeceğim, diyemiyorum. Döndü bana dedi ki oğlum, her şeyin sahibi Allah'tır. Koyunların ne önemi var ki? Oradaki çocuklar rahat etsinler. Keşke çok koyunum olsa da hepsini peşinen ödeseydim onların paralarını dedi. Ve biz böylece gittik parasız yatılıya ve benim parasız yatılı günlerim başladı. Babam beni bırakıp döndü. Ben hemen ne yaptım? Gittim yeni bir boya sandığı yaptırdım. İmam Hatip'te boyacılığa başladım. Tabii okul bitti. Boya sandığını paketledim, koydum. Artık boyacılık yok. Öğretmenlerimden birisine verdim 4 yıl o paraları ben. O sakladı bir yerlerde. Koca bir liste getirdi bana. Gün gün yazmış bütün paraları. Onları denkleştirmiş, büyük paralara dönüştürmüş. Yani nasıl bir servet kazanmışım 4 yılda biliyor musunuz? Baktım yani 10 koyun parasından çok fazla. Babama, kardeşlerime, akrabalarıma, amcama, yengeme bir sürü hediyeler aldım hepsine. Horasan'a gittim. Horasan'da Behçet Aktaş diye bir arkadaşım vardı, mahalle arkadaşı. Behçet'i aldım yanıma. Dedim ki hadi hayvan pazarına gidelim. Gittik hayvan pazarına. 10 tane koyun aldık. Köye gittik. Tevafuk babam da duvarın dibinde oturuyor, evin duvarının dibinde. Biz böyle koyunları o tarafa doğru sürünce babam bir anda görünce ayağa kalktı. Behçet'in zannetti. Çünkü köyümüzün dağında yayla vardı. O yaylaya çeşitli sürüler gelirdi. Zannetti ki Behçet sürü getirmiş köye. Behçet dedi hayırdır, yaylaya koyun mu getirdin? Vallahi yok dedi Seyfullah amca. Ben dedi Nurullah'a arkadaşlık ettim. Bu koyunları neyse Nurullah getirdi. Nasıl yani dedi. Ne koyun oğlum bunlar ne dedi. E baba dedim sen bu 10 koyunu hani ahırdan götürmüştün ya satmak için. Ben onları yeniden yerine getirdim deyince. Babam şöyle bir ağladı önce. Gözlerinden yaşlar geldi. Kalktı geldi ve bana sarıldı dedi ki. Oğlum dedi bu çok güzel de dedi biliyor musun? Seni okutmak için 100 tane koyunum olsaydı, hepsini satmam gerekseydi ve hiçbiri bu köye dönmeseydi, ben yine satardım.
Ama sen ne güzel çocuksun ki 10 tane koyun getirdin ahır oğlum dedi. Dünyada iki nimet var benim en çok önemsediğim. İman nimeti, Allah benden kendisine olan imanımı, Müslümanlığımı, vahdaniyete olan teslimiyetimi, tevhide olan gönül tutkumu almasın bir. İkincisi de sağlığımı almasın. Dünyanın en büyük hazinesidir. Bu ikisini benden almasın, parayla imtihanı Allah'ın izniyle o zaman ver.